Nikomedya zamanına kadar dayanan bir geçmişi var. Hatta benim oturduğum evin aşağıki köşede benim oturduğum evin altından kraliçe mezarı çıktı. O mezardan çıkan tarihi eserler İzmit Müzesi'nde. Hemen karşı tarafındaki binadan da kral mezarı çıktı. Ondan bazı tarihi eserler, biz o zaman burada yoktuk da bazı tarihi eserlerin çalındığını biliyorlar. Yani bayağı araştırma, kral tacı falan bulunmuş, çalınmış, sikkeler bulunmuş orada. Böyle şeyler de var yani burada şu alanda çok büyük tarihi eserler gizli yani. Şu anda Nikomedia'nın yeni mezarlığı ama şurasının su sarnıcı olduğu biliniyor. Nikomedia diye bahsedilen yer zaten şeylerde de araştırmalarda da aşağıdaki Çukurban Mahallesi'nin olduğu gözüküyor. Nikomedia'nın esas yerleşim yerinin. Fakat işte burasının daha çok mezarlıklar işte su sarnıçları yukarılardan toplanan suların burada biriktirildiği yer olduğu burası bahsediliyor. Çocukluğumuz buralarda geçti haliyle. İşte bu sarnıç diye tabir edilen Bizans'tan kalma tarihi eserlerin içerisinde oyunlar oynardık. İşte saklambaç türünden değişik değişik oyunlar oynardık. Tabii daha gel zaman git zaman burası kontrolden çıktı. Mezbelelik hale geldi. Bir kısmını Anıtlar Yüksek Kurulu'nun istimlak kararıyla bazı evlerin yıkıldığını biliyoruz. Ana gövdenin bu olduğu söylenir bize küçüklüğümüzden beri. Fakat bu sarnıçların bir kısmının yolun altında kaldığı bahsi geçer. Bir de bunun alt tarafından çıkan bir su hattı yani kanal diyelim. Kanal daha ön sıraya kadar çıkıp oradaki evlerin altından geçtiği söz konusu ki zaten onun ucu da aşağıdaki binanın altına çıktı orasını camekanla müze haline getirdiler. Şu mıntıkayı kuytuda kalan kısmı Atların Nehri olarak kullanılır rahmetli Süleyman abi. Karşı taraftaki iki göz yeri de samanlık olarak kullanırdı. Şu ortaya at arabasını çekerdi. Evi de rahmetlinin buradaydı zaten. Burayı kontrol ederdi o buraya. Kimseyi sokmazdı yani. Ama aşağı yukarı 10 sene oldu burası yıkıldı. O belki de olmadı. Yıkıldı. Zaten kendi de rahmetli oldu. At arabacılığı da bitti. Şimdi yaklaşık bu mıntıkaya 200-300 metre üst tarafta sarnıçları görmüştük. O sarnıçların büyük ihtimalle sulağıtım ağı olduğu tespit ediliyor bunun. Yani tam bir araştırma yapıldığını bilmiyorum. Bu bir su sarnıcı, su kanalı. Nereye gittiğini de bilmiyoruz. Bunda zaman içerisinde bazı tadilatlar da yapılmış. Beton, bazı düzenlemeler yapılmış ama işte Ceneviz sulağıyla işlenmiş şeyi görüyorsunuz burada. Böyle gidiyor bu kanal. Bu kanalın devamı yani genel kısmında yukarıda karşı tarafımızda duruyor şu anda. Buraya apartman yapılırken, bu bina yapılırken çıktı ortaya. Ve dolayısıyla bu kısım kesildiği müze olarak ayrıldı.